Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özelimi Hastanesi'nin katkıları ve sizlerin de muhteşem desteğiyle hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Önce şunu söyleyeyim, bu video ikinin ikisi ama aslında ikinin biri. Hocam Türkçe konuş. Normalde bu video daha önce çekiliyor maça ilişkin bir videodan önce ama ondan sonra izleyeceksiniz. Şimdi kısa kısa 8 tane transfer haberi vereceğim. 9 dolardır. İlk olarak Fenerbahçe'den Eden Hazard bombası işte ödenecek rakam adlı pala, e, haberle başlayalım. Böyle bir haber var çünkü. Belçikalı Eden Hazard Real Madrid'de futbolcu. Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Jesus yönetiminde kadroya takviye planlıyor her zamanki gibi. Ve Eden Hazard transferini Fenerbahçe devre arasında bitirecek. Öyle mi? Kaç kişiyle mi bitirecek? Bakın şöyle yapalım. Haberin devamını okumayın. Sizinle bir iddiaya girelim. Siz şimdi kanala abone oluyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz. Eden Hazart gelirse ben sizden özür dileyip bugün abone olup yoruma da yazın ben bugün abone oldum diye belirtin. Bugün abone olan arkadaşlar ben 25'er TL para gönderiyorum. İster, i̇stediğiniz şekilde kullanın. Kabul müsünüz? Ben kabul ediyorum. Gelmeyecek çünkü. Ve İspanyol basınına göre Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyormuş. Bilmem ne de yer alan habere göre Eflatun Beyaz'da Ancelotti'nin gözünden düşen Hazar'ta devre arasında yollar ayıracakmış. Fenerbahçe maaşının yarısını ödemeyi teklif etmiş. Ulan yarısını yani Fenerbahçe maaşının yarısını ödese zaten 15 tane futbolcunun yolumuzu ayırmamız gerekir. Siz bizim kaç verdiğimizin farkında mısınız? Türkiye'ye sıcak bakıyormuş. Geçmişte Fenerbahçe'den eee teklif almıştı ve olmamıştı ama oynamak istediğini belirtmişti. Kabul. Ama Eden Hazart'ı gelecek sene bu zamanlarda bekleyebilirsiniz. Şimdi beklemeyin. Bakın şimdi beklemeyin Hazard'ı. Olur mu? İkincisi. Fenerbahçe Samet Akaydın sonrası bir bomba daha. Bomba bomba Şimdi transferi Akaydın, Samet Akaydın transferini resmen açıklayacakmış Fenerbahçe ve İspanya ve Fas medyasında yeni bir iddia ortaya atılmış. Jesus bir oyuncuyu çok istiyormuş ve bu oyuncunun transferi bitecekmiş. Fenerbahçe şu kadar gol attı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Ee... Jesus çok istiyor. Tamam bunu konuşacağım. Haber diye diye düştüm. Fenerbahçe'de forvet seferi Ha arkadaşlar kimden bahsediyorum? Yamik Yamik ya Fenerbahçe'ye yeni stoper Javad Al Yamik. Yani Samet Akaydın'ı aldık. Yetmedi bir de Yamik'i aldık. Fenerbahçe Raya forması giyen Javad Ali Yamik ile ilgilendiği belirtilmiş. E biz bunu yani biz bunun haberini çoktan verdik, yalanladık, iptal ettik. 12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemi öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Fransız basını iddiada bulunmuş arkadaşlar. Jesus çok istiyor demiş. Jesus'a Yamik yapmayın demiş haber. Fas'ta Dünya Kupası'nda mücadele eden 30 yaşındaki futbolcunun performansını çok beğenmiş. Lan her beğendiğini alacak olursak şeyi falan almamız lazım. Ee, Türkiye'den Samet Akay'da güncel piyasa değeri 1.2 milyon euro olarak gösterilen Yamigin İsp İspanyol temsilcisiyle 2024'te sözleşmesi sona eriyor. Devre arasında alınması gündemde. Allah aşkına biz yabancı hakkımız olsa Yamigin'i mi alırız? Ya saçmalamayın ya. Bak Ömer Faruk Beyaz'ın sözleşmesi feshedildi. Mesela bana bunu sorabilirsiniz. Hocam Ömer Faruk Beyaz'ın gelme ihtimali var mı? Hayır. Şimdi bon servisi şu tutkartta. Kiralık olarak forma giydiği Bundesliga 2 ekibi Magdeburg'dan ayrılmış. Biliyorsunuz Fenerbahçe'den ayrılıp başına buyruk hareket eden Ömer Faruk Beyaz istediğini alamadı. Ve Magdeburg'dan ayrılınca yapılan bir açıklamada kiralık sözleşmesi feshedildi demiş sportif direktörleri. Bu ayrılık daha fazla süre almak isteyen Ömer'in talebi üzerine gerçekleşti. Kendisine kariyerinde başarılar dileriz demiş. 69 dakika forma giymiştim. Ben şunu söyleyeyim mi? Ömer Faruk Beyaz'ın aklını çelenler nasıl bir hakka girdiklerinin farkına varsınlar. Yani bir Arda Güler olurdu. Olmaz değil. Bu arada Fenerbahçe kısa sürede 150 milyon liralık bir kaynak edindi. Bunu biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bu haberi duymuşsunuzdur. Ama ben yine de kısaca değineyim. 15 bin liraydı Fenerbahçe üyelik ücreti. Ve 1 Ocak'tan itibaren 50 bin liraya çıkarıldı bu ücret. Zamdan etkilenmek istemeyen 10 bine yakın sarı verdi taraftar kısa sürede 15 milyon liralık bir kaynak oluşturdu diyor. 15 bin lira olan başvuru ücreti 1 Ocak'ta 50 çıktı. Ve 150 milyon liralık Fenerbahçe kaynak edilmiş oldu tabii ki de %300 aşan rekor zamları etkilenmek istememiş taraftar ve kısa süre içerisinde kulübe koşmuş. Ee, 40 40.000 üye olacakmış arkadaşlar. 2021 yılında yapılan açıklamada 28.529 üyesi vardı Fenerbahçe'nin ve şu an 40.000'i 40 geçmesi lazım diye bekliyoruz. Galatasaray'ın 19.779 artı hakemler, e, federasyon e, şey bu kadar şeyi Beşiktaş'ın 17.775, Trabzonspor ise 12.606 üyesi varmış. Bunu söylüyor. Aynı zamanda sıradaki habere geçelim. Fenerbahçe'de Miha Zayt'la yollar ayrılıyor demiş. Bence kesin konuşmamak lazım. Yani gidiyor diyende yalan söyler, kalıyor diyende. Şimdi 28 yaşındaki Zayt sözleşme sezon sonunda bitecek ve boşa çıkacak. Taraftarlar da yeni mukavele için görüşmelerini sürdürüyor demiş. Önerilen yaklaşık 1,5 milyon euroya çıkarılmış maaş ve yıllık 1 milyon euro civarında alıyor demiş. Beşiktaş çok istekli diyor. Yani işler yolunda gitmiyor demiş. Zayis'te işler yolunda gitmiyor ama Altay Bayındır ve Valencia'da henüz mutlu son yaşanmadı demiş. Kim diyor? Kim diyor? Kim onu kim söyledi? Önce kim söyledi? Önce kim söyledi? 3 gole katkı yaptı diyor. Bu sezon 14 resmi maç 15 oldu. Zayt 2 gol 1 asistlik katkı sağladı. Antalya maçında da oynadı biliyorsunuz. Fenerbahçe'de ee, en son ne diyorduk? Forvet seferi. Transferin önü açıldı. Ya şu oldu bu oldu. Fenerbahçe forvet arıyor demiş. Rekordda yer alan habere göre 3 aday belirlemiş Fenerbahçe ve 3 adaydan birini alacakmış. Jesus teklife sıcak bakıyormuş. Ha milli takım teklifine. Ve Fenerbahçe de sıcak gelişmeye çalışmalar hız kazandı. Geçiniz müjdeli haber Abu Bakar. Ronaldo gidince Abu Bakar işi biraz kolayladı diyor haberde. Diyor mu biz baya baya Abu Bakar haberi göreceğiz arkadaşlar. Yani ben hissediyorum. Yani yatacağız Abu Bakar kalkacağız Abu Bakar yatacağız kalkacağız hop Abu Bakar. Daha var baylar o uzun yollar hepsi hikaye. Abu Bakar olacak gibi duruyor. Bu işin sonu nereye gidecek ben de bilmiyorum. Başka kimi alıyormuşuz? Temaslar yoğunlaşacak geçiniz. Samet Akaydın diyor tamam çifte bomba oldu. Üçüncü. Üç forvet. Yok. Haberi yapıyorlar gerisi yok. Fenerbahçeli Yıldız ilk sırada Avrupa devi onu istiyor. Ya Ferdi'dir ya Arda'dır. Ya Crespo'dur. Avrupa devlerinin radarına girdi. Fenerbahçe, Cesus, Kurmaylar harekete geçti. Yeni yılda sözleşme görüşmeleri alt ay bayındırmış arkadaşlar. Bak Zayt için aynı haber diyor ki ya imza alacak ya ayrılacak. Çok zekice. Hiçbirinizin aklına gelmez. Kafanız çalışmaz buna. Bak ya Zayt devam edecekmiş ya da ayrılacakmış. İlk defa bu Bak hocam ben bu ömrü hayatımda böyle bir şey düşünmemiştim diyenler lütfen beğensin. Bu arada Ferdi'ye de 30 milyon euro diyor. Inter Dumfries'in yerini alacak falan diyor. 20 milyon euroyu geçerse zaten kariyer rekoru diyor. Bunu da geçtik. Bu arada beğeniyorsunuz değil mi yine Videoyu. Fenerbahçe'de toplu imza yolda demiş. Son haberimiz. İş transfer çalışması. Fenerbahçe toplu imza töreni. İsmail Yüksek anlaşılmış. Valencia, Altay, Crespo, Gustavo Henrique ile görüşme yapıyor Fenerbahçe. Ne alakası var lan? Crespo Gustavo Henrique. Gustavo Henrique şu an kiralık biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Yani istersek opsiyonunu kullanıp yazın alabiliriz. istersek geri gönderebiliriz. Böyle bir durum var. 10-15 Ocak arasında belirlemiş. Ee, eğer Gustavo'nun bon servisini alsak 1.4 verecekmişiz. Evet. Transfer haberleri bu kadar. Baştan düzeltmek gerekirse Eden Hazart'ı beklemeyin. 1. Eee Abu Bakar için bir şey söyleyeyim mi size? Ben Abu Bakar için şahsi bir, bir şey söyleyeyim. Bu duyum değil. Şahsi bir yorumda bulunuyorum. Eğer Rossi çılgın bir paraya giderse Joshua King kanat oynayabilir. Lincoln de oynayabilir. iki. Erdi, Alioski 4. Bu şekilde gidebilir. Bir şekilde gidebilir. Hani belki bu Rumanya lisans çıkarma falan filan konuşabilirsiniz, edebilirsiniz. Ona karışmıyorum. Ama bir şekilde gidebilir. Abu Bakar Batshuayi Valencia üçlü forveti. Hani Pedro'nun durumuna sakat sıkıntısı olsa bile diyorum. Üçlü forveti de gider. Serdar Dusun'a dördüncü Türk forveti olarak. Süper. Bence çok güzel. E İrfan Emre Mor sağ kanat. Osai Ferdi yine sağ beklik yapabilir. Güzel. Savunmada zaten Luan Perez, Salahi, Serdar Aziz, Gustavo yeter. Orta alanda bakıyorsun Crespo, Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan, Hani Arda Güler falan filan diye sayarsın, ee, zaycis sayarsın. Bence Russi giderse böyle bir şey olabilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama bakalım ne diyeceksiniz, ne yapacaksınız bu karara ne söyleyeceksiniz arkadaşlar. Hep birlikte izleyeceğiz, hep birlikte göreceğiz. Ama ben şunu söyleyeyim, yani. Hazartı beklemeyin. Samet Akaydın artık herkes tamam diyor. Yamegi de beklemeyin. Ömer Faruk'u da beklemeyin. Ee, Abu Bakar'ı... Görüşme var ama bir şey söyleyeyim mi? Normalde söylemeyecek miyim ama söyleyeyim. Çünkü Fenerbahçe kazandı, Çok mutlu oluyorum. Abu Bakar oynama garantisi istemek gibi bir hatada bulunursa... Asla gelemez Fenerbahçe'ye. Bunu hatırlatmış olayım. Altay'la ve Valensiyeli sözleşme uzatmasına kefilim. Garanti veriyorum. Ama... Bakalım ne çıkacak. Zayt için bence bekleyin. Erken konuşmayın. Asla erken konuşmayın. Asla erken konuşmayın. Gider diyende yalan söyler, kalır diyende yalan söyler. Benden uyarması, ben dostane söylüyorum. Bir de bu arada Galatasaraylı bir arkadaşım diyor ki, "Ya abi diyor, Fenerbahçe'ye kötü diyorsun. Daha doğrusu demiyor da ben diyeceğini düşünüyorum." Fenerbahçe Antalya maçında kötü oynadı diyorsun. Ulan 4 topun direkten dönmüş oluyor. Bir tanesi gol olsa da fark etmez. 3 topun direkten döndü. 2 tane attın. Bir tane sayılmadı. 2 penaltı beklediğin pozisyon var. Kaçırdığın 4 tane net var. Rakip bir tane gol attı. Bir tane olsaydı diye tartışılan var. Başka bir şey yok. Abi siz buna kötü mü diyorsunuz hakikaten? Nazar da yedireceksiniz, diyor. Ben bir şey demem. Bence Fenerbahçe kötü oynadı. O kadar iyi oynamadı. Yani ya bazı şeyde de şu var. Ya beni dinlemiyorsanız gidin Necati Ateş'i dinleyin, Maradona'yı dinleyin. Hocam Maradona öldü. Hayır, Maradona ölmedi. Kalbimizde yaşıyor. Böyle yani Necati Ateş'in kalbinde yaşayan futbolcu hepimizin şeyinde yaşıyordur. Onu da söylemeyeceğim. Ben Antalya maçına ilişkin dediğim gibi Nur Şahin'in <laughs> biri de paylaşmış işte Fenerbahçe'ye karşı diyor, hakemi savunuyor Trabzonspor'a karşı ortada olan. Tribünden aşağı indiniz adam daha ne yapsın? <laughs> Gücümüz yetmedi Fenerbahçe çok iyi takım demiş. Yalan mı? Yalan mı abi? Yani Allah Allah. vallahi ben Nuri Şahin'in çok koyu Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Bak harbi söylüyorum biliyorum ama lan enteresan ya. Gerçekten enteresan. Yani Demek ki ehri cetvelden doğru. <laughs> Tabii ki şaka yapıyorum arkadaşlar. Kanalımıza bir sürü Galatasaraylı, Beşiktaşlı ya da başka takımlı taraftarlar var. Ama haksız mı ya? Yani bir şey diyemem ya. İkinci yarıda Fenerbahçe oyuna hakim oldu. Gücünü ortaya koydu. Üstünü neyle geçirdi? Bizim gücümüz yetmedi. En uygun tabiyle bunu söylemek lazım demiş adam. Ve adamı hain ilan etmişler. Bilmem FETÖ'cü ilan etmişler. Yalansa yalan değil arkadaşlar ya. Bazı şeylere de bir şey yapmak lazım. Evet Fenerbahçe transfer gündemi bu şekilde. Üye olan arkadaşlar daha dik, daha net, daha çabuk, daha kolay duyumlar elde ediyorlar. Abone arkadaşlar birazcık geriden geliyorlar. Ama maalesef bunu özellikle abone arkadaşlarımız istiyorlar. Yani gerçekten bunu abone arkadaşlar istiyorlar. Ben diyorum ki arkadaşlar hani abone olun üye olun, beğeni atın, yorum yapın. Hani siz ne kadar çok beğenirseniz daha çabuk ulaşırsınız duyma diyorum. Now now diyorlar. Ben de bir şey diyemiyorum. Kusuruma da bakmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.